Herkese hoş geldin diyorum. Sayın Dernek Başkanımızın da ifade ettiği gibi derneğimiz mesleki eğitimlerine devam ediyor. Ve bu doğrultuda da vermeye devam edecektir. Hepimizin bildiği gibi Türkiye, ülkemiz teknoloji alanında çok yol aldı. Bir örnek vermek istiyorum. 97 yılında İngiltere'ye gitmiştim. 3 aylığına. O zaman Türkiye'de kredi kartı bile daha yavaş yavaş yeni gündeme gelmişti. Mecburen nakit parayla, kredi kartı çıkartamadım, nakit parayla gitmiştim ihtiyacıma edecek kadar. Orada Londra'da bir meslek mensubuyla görüştüm. Meslek mensubu bana bir şeyler söyledi ama ben algılayamam. Diyor ki Londra'daki arkadaş, biz burada beyanname yapıyoruz. Mali tablo, Kıbrıslı bir Türk'tü meslek mensubu. Bizim mali tablolarımızı vergi idaresi görebiliyor dedi. Ben şaşırdım. 97 yılından bahsediyorum, kredi kartını alamamışım. Şimdi yıl 2015. 2015 yılında bakıyoruz, e-beyanname, e-ödeme, e-defter, e-fatura, e-yoklama gibi birçok teknolojik ürünler bizim ülkemiz tarafından uygulamaya konmuş durumda ve çok hızlı bir şekilde yol aldık. Tabii doğal olarak biz bunları ayak uydurabilmemiz için gerek odalarımız vasıtasıyla, gerek derneklerimiz vasıtasıyla bu eğitimleri almak zorundayız. Yalnız burada fazla konuşmamı uzatmadan bir şeylerin altını çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu gerek e-fatura, gerekse e-defter, gerek e-arşiv fatura, kayıt dışı ekonominin önlenmesi konusunda atılmış adımlardır. Biliyorsunuz son 10 veya 15 yıla baktığımızda 2003'te, 2008'de, 2011'de, bir de 2013'te devamlı vergi afları çıkıyor. Bu vergi aflarının çıkması biz meslek mensuplarının yararına olmadığını düşünüyorum. Hatta ülkenin de yararına olmadığını düşünüyorum toplanan vergilere bakacak olsak bile. Çünkü çıkan vergi afları yasalara karşı mükellefleri şu veya bu şekilde nasıl ifade edeyim, uygulanmamasını beraberinde getiriyor. Kayıtlı ekonominin olduğu koşullarda meslek mensupları mutlaka daha saygın bir yere ulaşacağına inanıyorum. Dün akşam Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesine baktım. Türkiye'de toplanan vergilerin miktarına 2014 yılında vergi gelirleri 401 milyar küsuratı var. Eski parayla 401 katrilyon. Gelir vergisi, toplanan gelir vergisi 91 milyar. Toplanan kurumlar vergisi 35 milyar. Yani toplanan vergi gelirleri içerisinde %22'si gelir vergisi, %8.8'i kurumlar vergisini kapsıyor. Yani yaklaşık %30-31 gibi direkt kazanç üzerinden alınan vergileri rahatlıkla görebiliyoruz. Geri kalanı dolaylı vergi. Nedir dolaylı vergiler? Hepimizin bildiği gibi en başta ÖTV, KDV, işte bir takım harçlar, damga vergisi gibi vergiler, dolaylı vergi. Eğer bir ülkede dolaylı vergilerin oranı kazanç vergilerine göre, direkt vergilere göre fazla ise orada bir hata vardır demek. Bir sakız alırken 10 bin lira kazancı olan kişi, 10 milyon lira kazancı olan kişiyle aynı vergiyi veriyorsa orada bir hata var demektir. Dolayısıyla şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kayıtlı ekonomi her zaman için hem ülke ekonomisine hem de biz meslek mensuplarına büyük fayda sağlar düşüncesi içerisindeyim. Bu düşüncelerimi kısaca ifade ettikten sonra ben konuşmacı arkadaşları tanıtmak istiyorum. Birinci olarak Gelir İdaresi'nde şube müdürlüğü yapmış
arkadaşımız Yalçın Terçan. E-defter, e-fatura mevzuatını bize aktaracak. O arkadaşımızın sunumu yaklaşık 45 dakika civarında, 45 dakika, 1 saat civarında sürecek. Kısa bir ara vereceğiz, çay kahve arası vereceğiz. Ondan sonra e-defter, e-faturanın mesleğe ve meslek mensuplarına etkilerini Sayın Uğur Doğan aktaracak. Üçüncü olarak da e-defter ve e-fatura uygulamasını örneklerle meslektaşımız, serbest muhasebeci, malum şoför arkadaşımız Mesut Yıldız bize aktaracak. En son olarak da konuyla ilgili sorular varsa soruları alacağız. Şimdi ben konuşmayı Sayın Yalçın Tezcan'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Yalçın Bey.